Merhaba, ben Gökhan Alpay. Üçüncü dersimizde tekrar birlikteyiz. Bugünkü dersimizin konusu voleybolda top taşıma nedir, nasıl gerçekleşir? Voleybolda top taşıma, topa vuruş esnasında manşet pas, parmak pas ve plase vuruşlarında topun avuç içine oturması veya manşet pozisyonunda kolların içinde daha fazla kalması top taşıma olarak adlandırılır. Parmak pas vuruşunda ise topun arkadan öne doğru kolla birlikte götürülmesini de top taşımaya örnek olarak verebiliriz. Müsabaka esnasında yapılan bu hatalar neticesinde hakem tarafından faul verilerek rakip takımında bir sayı almasına neden olur. Top taşıma yapmamak için önce topa gidilmeli, doğru pozisyon alınmalı, sonra vuruş yapılmalıdır. Eğer bunlardan herhangi birisi aksarsa teknikler uygulanırken taşıma hatalarının faullü vuruşların yapılması kaçınılmazdır. Bu nedenle bütün oyuncuların topa vuruşlardan önce topa ayaklarıyla ulaşmaları, gitmeleri ve topun olduğu yerde topun yüksekliğine göre doğru pozisyonu alarak vuruş yapmaları bu tip faullü hareketlerin yapılmasını engelleyecektir. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Başvurun, antrenörünüz evinize gelsin. Evde kal, bizimle kal, sporla kal.